Nasıl gireceğiz abi? Bilemedim şimdi. YouTube'da da biz girmeyi beceremiyoruz. Yani daha fazla konuşursam sıkıntı çıkabilir. Irmak sen bir baksana ya dedi, hoca seni çağırıyor. Spor gecesinde Emek Ege'nin yancısı gibi davranıyor. Her dediğine bir onay bekliyor gibi. Yani evet, bir onay halim var galiba ya, zaman zaman onu ben de bak şimdi de onayladım. Değil mi abi? Messi mi, Ronaldo mu, Neymar mı? Ben vallahi Messi'ciyim abi. Ben Ronaldo'cuyum. Mehmet abininki aşağıydım olur musun? Evet ciddiyim. Olur. Tarih, saat nasıl 1002 olacak? Çünkü bazen gidiyorum çok korkunç şeylerle karşılaşıyorum. Gevrek tavrından dolayı çok itici olan bir yorumcu. Bilgiden ve araştırmadan çok spontane şekilde sıradan düşüncelerini gevrek anlatıyor. Senden gerçekten çok nefret eden birilerinin olması bizim işte lazım. Ama bunlar çoğunlukta olursa tabii problem. Favori Iron Maiden şarkılarınız nedir acaba? Run to the Hills. Çok sevdim. Trooper. O da güzeldir. Birlikte yayın yaptığınız kişilerden sözlerini çok fazla kestiğinizden dolayı eleştiri alıyor musunuz? Fuat sen misin? Diyesene ya. Beşiktaşlar her hafta hangi hakem gelirse gelsin mağdur oluyorlar. Sizce de TFF ve tüm hakemler Beşiktaş'a kurulmuş küresel bir komplo mu? Evet. Arda Turan bağlantı yaptığında cesur soru sormamakta çok eleştirdi. Tek bir soru sormadığım için ben de pişmanım. Bilal abiye neden saldırdığını sormam lazımdı. Ümit Özat sana Irmak Kazuk girsin tweetini paylaştı, goy goy yapıldı. Tamam ama kendi ilk okuduğunda ne hissetti ve ne yaptı? Müthiş bir rahatlama. Ümit Özat'la karşılaşınca ne oluyor? Ümit Özat'la karşılaşınca bunun gerginliğini yaşasam da o an ben de geyiğin iyi bir noktasından yakaladığımı hissederek yüzümle, tebessümle hayatıma devam ettim. Otosansür uyguladığın zaman bir kere oldu sansür. Bu çok da haklıydı. Alttan Tanrıkulu yaptı. 99 olsa gerek. Çok saçma sapan bir yazı yazmıştım ve hani abuk su bir komplo teorisi. Yani hangi kafayla yazdım hatırlamıyorum. Dedi ki ya kardeşim bu yazılır mı? Allah'ını seversen bunun kanıdı var mı? Irmak ve şu çoraplardan bir çift hediye. Gözün hep orada videolarda. Ederim. Adres yolları. DM'den adres alalım. Futbol yorumlayarak en basit şey yapar. Dünyanın parasını kazanıyorlar. Ben de onlar kadar futbol yorumluyum. Her gün ama elimize bir şey geçmiyor. Diğerinde cevabımız ne olur? Teşekkürler. Zannettiğiniz kadar kazanmıyoruz. Çok daha fazla. Hayal edemezsiniz. Smiley. Milli takımlarla ilgili konuşurken siyasi baskı, takımlarla ilgili konuşurken kulüp yönetimlerinden baskı geliyor mu? Hiçbir baskı. Yani demin verdiğim örnek dışında görmedim bugüne kadar. Bilmiyorum sen gördün mü? Yok öyle birebir hiçbir şey yaşamadım. Ekşi itiraf. Galatasaray muhabiri olduğum dönem tabii yayıncı olduğun için devamlı maç kadrosunu ilk verme gibi bir baskı var. Zaten haber kanalında böyle bir şey var. Herkese arıyorum yani. Teknik ekipten arıyorum, işte masörünü, herkese böyle yardırıyorum mesajla taciz. Kimseden cevap gelmiyor. Şimdi Fatih Hoca olduğu için ekstra sıkı ya hikaye. Bir baktım Galatasaray TV muhtemel 11 girdi. Dedim ki Galatasaray TV kulüp televizyonu herhalde muhtemel 11 vermez yani. Veriyorsa da maç kadrosu diye aldım onu, maç kadrosu diye yapıştırdım. Sonra takım stadyuma geldi. Hasan Şaş beni çağırdı. Irmak sen bir baksana ya dedi, hoca seni çağırıyor. Allah Allah, beni diyorum yani. LED ekran orada işte Galatasaray maçları dönüyor falan. Önde ekler, tatlılar, muzdurulular falan. Fatih Hoca da başında işte maç öncesi bir şeyler atıştırıyor falan. İçeri girdim. Hoca Irmak dedi, kadroyu nereden aldın dedi, tamam mı? Aslında o beni değil, haberin nereden çıktığını araştırıyor ya. Vallahi hocam dedim, yani ben Galatasaray TV'de gördüm dedim. Sessizlik oldu bir saniye. Nasıl yani dedi. Galatasaray TV muhtemel 11 verdi. Ben dedim, bana mantıksız geldi dedim yani. Ben de aldım. Öyle bir risk aldım. Sonra Hasan Şaş'a döndü. Hasan dedi, bizimkiler dedi Galatasaray TV hakikaten muhtemel 11 mi veriyor dedi. Vallahi öyle galiba hocam dedi. İyi tamam, ekler ya o zaman dedi. Hocam almayayım falan dedim. Hasan Şaş'a dedik, Allah fırça yiyecektin ekler ya. Hadi güzel. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Umarız sorulara tatmin edici cevaplar verebilmişizdir. Ciddiyetin Uzak kanalından bizi takip edebilirsiniz. Her zaman YouTube'dayız. Yazmaya ve eleştirilerinize de açın istedik. Bekliyoruz.